Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere memleketim Yozgat'ta çok meşhur bir lezzetin tarifini vermek istiyorum. Özellikle kış aylarında çokça yapılan ve yenilen bir lezzet. Arabaşının tarifini vereceğim. Arabaşı çorbası ve hamuruyla birlikte. Şimdi çorbası için bir tane büyük budu tencereme aldım. Su ekledim biraz. Ben göz kararı ekliyorum suyu. Yani miktar önemli değil arkadaşlar. Altını açtım. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Bu kaynarken ben de sizlere arabaşının hamurunun yapılışını göstereceğim. Arabaşının hamuru için gereken malzemeler 5 su bardağı soğuk su, 1 su bardağı un artı yarım çay bardağı un kullanıyorum ve 1,5 tatlı kaşığı tuz. Şimdi tencerenin içine 3 su bardağı soğuk suyu koydum. Ocağı alıyorum ve suyu kaynamaya bırakıyorum. Elimdeki una şimdi suyu ekleyeceğim ve tenceredeki su kaynayınca tencereyi boşaltacağım. Ununuzu mutlaka eleyin. Şimdi 2 su bardağı soğuk suyu una döküyorum. İyice çırpıyorum. Topaklanmaması gerekiyor. İçinde topak kalmaması gerekiyor. Ve bu suyu tekrar süzekten geçireceğim. Topakların kalmaması için bu şart. İyice çırpıyorum. Şimdi bunu elekten geçireceğim. Başka bir tencerede. Sayede topuklar kalmıyor. Şimdi suyun kaynamasını bekliyorum. Tenceredeki su kaynamaya başladı. İçine tuzu atıyorum. Karıştırıyorum hemen hızlıca. Ve şimdi unu ekleyeceğim. Karıştırmayı bırakmıyoruz. Bir yandan karıştırıp bir yandan unu ekliyoruz. Karıştırmayı bırakmayın. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi hiç içinde topak falan yok. Böyle yaptığınız zaman gerçekten topak falan olmuyor. İçinde böyle topak gördüğüm zaman ben sevmiyorum pek. O yüzden 2-3 işlemden geçiriyorum onu. Hamur böyle fokurdamaya başlayınca 5 dakika daha kaynatıp altını kapatın. Bu verdiğim ölçülerden bir büyük şöyle yuvarlak borcam ve küçük yuvarlak borcam çıkıyor. Tabii kişi sayısı fazlaysa siz hamurun miktarını artırabilirsiniz. Şimdi tencerenin altını kapatıyorum ve borcamı ıslatmayı unutmayın. Şöyle suyla bir çalkalayın önce. Yapışmasın. Şimdi döküyorum. Ne çok ince olsun ne de çok kalın olsun hamurunuz. Böyle bakıyorum biraz daha. Bu kalınlık yeterli. Şöyle. Burada. Buna biraz az geldi. Daha küçük
borcamınız varsa ona koyabilirsiniz. Hamurları şimdi soğumaya bırakacağım. En az 3-4 saat hamurunuzu dinlendirin, iyice soğusunlar. Ya balkonunuza koyun ya da soğuk bir odaya koyun, soğusunlar. Küçük borcama bu kalınlıkta oldu. Bence yeterli ama siz derseniz ki daha kalın olsun hamur, daha küçük bir borcama boşaltabilirsiniz. Bunlar soğurken ben şimdi çorbamı yapmaya başlıyorum. Çorba için tavuğun budunu iyice haşladım, dittim. Burada tavuğun suyu var, biraz soğuk su, salça ve kavrulmuş un gerekiyor. Tabii bu çorbanın özelliği kavrulmuş unla yapılması. Ben her zaman evde kavrulmuş un bulunduruyorum, biraz kavuruyorum. Böyle kapalı kaplarda muhafaza edebilirsiniz, hazırda iyi oluyor. Ve ununuzu ya kavurmadan önce ya da kavurduktan sonra mutlaka elekten geçirin, yoksa topaklanır. Ben eliyorum her zaman, gördüğünüz gibi böyle oluyor. Çorba içinde topaklanma olmaz o zaman. Şimdi tereyağı ve biraz sıvı yağ işte tencerenin içine koydum. İçine salçasını, karışık salça kullanıyorum. Domates ve biber salçası her zaman. Böyle bir kaşık, büyük kaşık. Biraz şöyle salçayı kavurun. Salça kavrulurken soğuk suyun içine 3 kaşık kadar kavrulmuş unu ekliyorum. Ve çırpıyorum. Pürüzsüz olması lazım. Gerekirse çorbanızın koyuluğuna göre daha sonra da un ekleyebilirsiniz. Salça güzelce kavruldu. Şimdi suyu ekleyeceğim, tavuk suyunu. Ben göz kararı yapıyorum ama videonun altına sizlere kolaylık olsun diye ölçülü yazacağım. Şimdi yavaşça unu ekliyorum, karıştırarak. Çorbayı şimdi kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başlayınca tavuklarını ekleyeceğim. Çorbam kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra zaten kıvamını iyi anlıyorsunuz. Bakın çok bayağı bir cıvık. Şimdi içerisine böyle olduğu zaman hiç önemli değil. Şöyle suyun, soğuk suyun içinde yine biraz kavrulmuş unu karıştırıp çorbanıza ekleyebilirsiniz. Ben ekliyorum biraz. Arabaş çorbasının en büyük özelliği biraz koyu kıvamlı olması tabii ki. Cıvık olmamalı. Yeterli sanırım. Zaten kaynadıkça, durdukça daha da koyulaşıyor çorba. Ve rengi bozulmasın çorbanızın. Tam kıvamında kırmızı olsun. Ve koyu olsun. Çorbam kaynıyor. Güzelce koyulaştı. Çok koyulaştığı zaman da kaynamış su ekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok cıvık bir çorba olmasın. Kıvam güzel. Şimdi çorba kaynarken didilmiş tavuğu ekliyorum. Tavuğu da bol olsun. Az olmasın çorbanın tavuğu. Şöyle karıştırıyorum. Tuzunu da ekledim. Tavuğu ekledikten sonra da şöyle bir 5 dakika kaynatacağım. Servis yapmaya başlayacağım. Hamurlar da iyice dondular, beklediler. Birkaç saat oldu.
Kıvamını aldı hamurlarda. Çorbayı 5 dakika kaynattıktan sonra kapatacağım. Ara başımı tabağa aldım. Servise yemeğe hazırlar. Hamurumu böyle kestim. Servis tabağına koydum. Yanında çorbayla. Eğer hamurunuz çıkardığınız zaman tabanı yapışmıyorsa güzel olmuş demektir. Gördüğünüz gibi benimki hiç yapışmadı. Gayet kolay çıktı. Ama çok iyi dinlendirin. Çok iyi bekletin hamurunuzu. Yani bir gün önceden de yaparsanız daha da güzel olur. Misafirleriniz gelmeden bir gün önce yapın. Ertesi güne hiçbir şey olmaz. Soğuk bir yerde muhafaza edin. Yanında tabii ki pul biber ve limonla harika oluyor. Bu arabaşını tabii ki herkes bilmiyor. İç Anadolu'da çok biliniyor genelde. Ve nasıl yendiğini hiç bilmiyorlar. Bolca pul biber ekliyoruz çorbasına. Ve bolca limon. Bizim oralarda Yozgat Çayıralan'da öyle arabaşı günleri yapılır. Kış zamanı. Herkes birbirine arabaşıya gider. Nasıl yenir arabaşı onu da göstermek istiyorum bilmeyenler için. Hamurunu şöyle alıyorsunuz. Bir parça kaşığınızla birlikte. Şöyle çorbanın içine atıp böylece yutuyorsunuz. Arabaşı hamuru çiğnenmez, yutulur. Böyle löp löp yutuyorsunuz. Umarım sizler de bu tarifimi yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.